Merhabalar. Bu dersimizde Go ile XML dosyaları üzerinde nasıl çalışacağımızı inceleyeceğiz. Bununla ilgili bir uygulama yapacağız. Öncelikle tabii bu encoding package'ının altında kullanacağımız bir işlem. Encoding'in altında bir XML package'i var. Onu kullanacağız. Şimdi onları eklemeden önce şuraya bir dosya ekleyeceğim. Site. Birkaç web site bilgisini yükleyeceğim ben buraya. Site.xml diye. Burada şöyle bir XML yapısı var elimde. Basit, tamamen XML kuralları geçerli. Öncelikle tanımlama kısmını yazıyoruz. Encoding UTF-8 ve versiyon diye. Ondan sonra bir kök alanımız var sites adında. Bunun versiyon bilgisini yazıyoruz ve her birinde ayrı ayrı website bilgileriyle dolduruyoruz. 3 tane farklı alan var. Name, Description ve kategori Google, benim kişisel blogum ve Golang.org.tr olarak oluşturabilirsiniz. Şimdi bunun üzerinde çalışacağız aslında. Gerçek bir veri işlemi olacak diyebilirim bu anlamda. Öncelikle bu oluşturacağım uygulamanın genel yapısını kuracağım. Bu genel yapısı içinde tabii ki nesneleri oluşturmam lazım. Object, size, sites for example. Ve bu bir struct olacak. Bu struct içerisinde bizim hangi tür bilgileri tutmamız gerektiği konusunda biraz düşünmek gerekebilir. Mesela bizim genel yapımız nasıldı? XML'in bir adı var. Ondan sonra versiyon bilgisi var. Ve diğer URL bilgisi var vesaire, açıklamaları var. Bunları tutmak için öncelikle bizim web site bilgilerini tutacağımız bir tip daha oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de yeni bir struct oluşturuyorum. Object size'dan önce. Struct. Bunun da XML name ve burada XML package'ini kullanacağım. Onu da birazdan tanıtırız. Şu an tanıtmadık. Şu şekilde kullanıyoruz bunu. Bu bir temel web site bilgisini tutabilecek bir yapı oluşturuyor bize. Ve name diyorum. Bu web sitesinin adı nedir? String olacak. Ve gene klavyeden alt tuşuna basılı tutarak ve 9 ve 6'ya sırayla basarak şu karakterleri oluşturuyorum. Eğer diğer videolarda bu açıklamamı görmediyseniz bu şekilde hatırlatmış olayım. Name, description diyorum. Bu da string olacak. Ve gene XML tanımı yapacağım burada. Burada da description. Bizim programatik olarak kullanacağımız nesne adı description ama bunun XML dosyasındaki karşılığı ise buradaki tanımlamalar oluyor. XML'deki karşılığı şu şekilde yazılmış olsun diyorum ben. Yani bunu gördüğün zaman bu olduğunu anla. Name gördüğünde bu olduğunu anla gibi. İsterseniz buraya X bile yazabilirsiniz. Description gördüğünde X ile bunu eşleştirmiş olur. Devam ediyorum. Kategori bilgisini de bir tutalım. Kategoriyi de aldık. Şimdi bir web sitesinin bilgileri hazır elimizde. Ondan sonra şimdi object size nesnesine geçebiliriz. Çünkü bu object size aslında genel bir nesne olacak. Bunun içerisinde kullanılan şunu kopyalıyorum ben doğrudan. Burada sadece şurayı değiştirip sites yapıyorum.
versiyon diyorum. Burada versiyon bilgisini string ile tutuyoruz tabii ki. Ve versiyon virgül attribute. Bunun bir attribute olduğunu söylüyorum. Bu şekilde bulacaksın. Yani XML'in şurada versiyon bilgisi şu. Sites içerisinde ve XML içerisinde versiyonlar var. Sites içerisinde mesela bir attribute olarak tanımlanmış bu. Bunu özel olarak belirtmemiz gerekiyor burada. Bizim de şu an geliştirdiğimiz şuradaki nesne aslında şu sites'i komple ele alabilecek bir nesne yapısı. Ve bunun da içinde versiyonun bir attribute olduğunu bildiriyorum. Ve sites bütün web sitelerini ben bir string değil de site nesnesinin şuradaki site nesnesinin dizisi olarak tutacağım. Çünkü gerçekte de öyle. Her birini bu şekilde bir liste olarak tutabilirim. Karşılığında da bunun bir XML tarafında bunun karşılığının şuradaki site olduğunu söylüyorum. Her biri ayrı bir parça. Ve description nedir? Description string'dir. XML. Ve burada da inner XML şeklinde bir tanım yapıyorum. Ve burası temel olarak hazır. Şimdi uygulama kısmına geçebiliriz. Uygulamayı da bir sonraki videoda daha rahat bir şekilde yapabiliriz. Şu ana kadar genel yapı üzerinde umarım bir sorun yoktur. Anlamadığınız bir yer. Genel yapıyı hazırladıktan sonra ve bunu anladıktan sonra uygulama tarafını geliştirmek daha kolay olacaktır sizin için.